Afganistan fırtınası şimdi ne olacak? Afganistan'daki çöküş hız kesmeden daha karmaşık bir hal olarak devam ediyor. Taliban'ın 2001'den daha güçlü bir şekilde kontrolü devraldığı Afganistan'daki durum, 5 kritik cephede daha önce benzeri görülmemiş süreçleri gündeme getiriyor. İlki, Kabil'in kontrolü için cihatçılar arasındaki çekişme. Bu durum örgütler arasındaki tempoyu artıracaktır. Bunun ilk belirtilerini de görmeye başladık. İkincisi Çin ve Rusya için Asya'daki kendi lehlerine güç dengelerini değiştirme fırsatı ortaya çıktı. Bölgenin Amerika'nın Pasifik Gölü olmadığı, olamayacağı açık. 1945'ten beri iddia edildiği gibi Asya Pasifik'in istikrarı için erzen bir ülke değil. Hatta tam tersi bir profil ortaya koydu. Pekin ve Moskova ise Amerika'nın kabildeki hatalarını kendi ulusal menfaatleri için yakıta dönüştürmek üzere çoktandır iş başında. Sahada Rusya-Çin rekabeti oluşacaktır. Çin'in bir kuşak bir yol projesi adını taşıyan ekonomik taarruzu ve Rusya'nın Orta Asya'daki jeo askeri taarruzu ancak her iki süreçte de Türkiye, İran ve Pakistan'ın dahil edilmesi suretiyle Amerika'nın nüfusunu en az seviyeye düşürecek ki bir stratejik çıkarlar alanı oluşturulabilir. Afganistan'dan geri çekilmenin zayıf düşürdüğü Amerika'nın Çin denizinde bir telafi alanı bulup bulamayacağı ise meçhul. Üçüncüsü ise Afganistan'dan geri çekilme sürecini elini yüzüne bulaştıran Joe Biden'ın başında bulunduğu Amerika'nın hızlı bir şekilde itibar ve otorite kazanma gerekliliği. Bu Amerika açısından en acil durum. Amerika'nın ani bir kararla askerlerin Afganistan'dan çekmesinin sonuçlarını örtbas etmesi zor görünüyor. Biden bu kadar acele etmeseydi ve Selefi Trump, Taliban'ın iktidara dönüşünü kabataslak bir biçimde öngören zayıf bir anlaşmaya müzakere etmeseydi, bu felaket gerçekleşmeyebilirdi. Bunun bedelini Afganlar, Amerika müttefikleri, Türkiye, Afganistan'ın komşuları ödüyor. Dördüncü ve bizim de içinde olacağımız süreçte Avrupa'nın stratejik pusulasında yönünü tayin edecek sığınmacı ve terörizm meselelerini göğüsleme aciliyeti. Bu süreçte AB'nin Türkiye'yi yok sayması mümkün değil. Beşinci ve bana göre bizi en çok ilgilendiren nokta ise Türkiye, Pakistan ve Katar'ın İslam dünyasındaki foksiyonunun artması. Azerbaycan'da Türkiye-Pakistan, Libya'da Türkiye-Katar bölgesel denklemlerde önemli bir güç kazandı. Şimdi Afganistan'da bu sürecin en kritik sahası olacaktır. Türkiye kabile uçuşları geçici olarak askıya alsa da Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkenin Afganistan'ı istikrara kavuşturmak için her türlü çabayı göstereceğini söyledi. Türkiye bunu istiyor çünkü bu Türkiye'nin Pakistan, İran, Çinle Rusya arasında bir güç dengesi olabileceğini ve önemli ticaret yollarının üzerindeki eski büyük oyun bölgesinin ortasına durabileceği anlamına geliyor. Kabil Havalan'ın işletmesinin de nasıl yapılacağı sorusu kafaları karıştırıyor. Stratejik olarak baktığımızda havalan işletmesinin Orta Asya'daki kilit bir fonksiyonu olsa da çok büyük riskleri var. Sırtını Hindu kuş dağlarına dayayan ülkede gelecek nasıl görünüyor? Belirsizlik fırtınası görüş açısını karartıyor. Kabil'in kontrolü için Taliban'la DAEŞ'a bağlı Horosan grubu arasında yaşanan çekişme, son patlamalar ve devamındaki süreç Afganistan'da yeni güç mücadelelerinin olacağını gösteriyor. DAEŞ'in saldırı ve propagandaları Taliban'ı daha radikal bir tutum almaya zorlayabilir. 2014'te Afganistan'da ortaya çıkan ve kısa sürede vahşetiyle ün kazanan DAEŞ'e Afganistan'ın ve İran, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Xi Jinping'in Çin ile sınır komşusu olan Tacikistan'ın büyük bölümünü içine alan topraklarda bir halifelik oluşturmaya amaçlıyor. DAEŞ ve Taliban'ın ortak noktası ise her iki projenin adı da Abdullah Azam'ın 1941-1989 cihat düşüncelerinden doğması. 1989'da Peşevar'da öldürülen ve Usama Bin Laden'in akıl hocası kabul edilen Filistin asıllı bir akademisyen olan Azlam'a göre bu coğrafya küresel cihadın merkezi. Her iki grup arasındaki güç mücadelesi kaçınılmaz görülüyor. Afganistan terör gruplarına yeniden ev sahibi konumuna gelebilir. O zaman sorulması gereken soru yeni bir terör fırtınası mı yaklaşıyor? Bu soruyu Afganistan'dan hareketle sormak mümkünse de fırtınanın kaynağını, yönünü ve etkilerini hesaplarken çok sayıda ülkeyi kapsayacağını da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Çetiner Çetin, Habertürk. Bu tarz videoların gelmesi için yazılarla ilgili yorumlarınızı, düşüncelerinizi, videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bize destek vermenizi rica ediyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, dostça kalın.